Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım finali kaçırmamışsınızdır. Finalde enfes şeyler oldu. Anlatacağım hepsini ama çok güzel bir oyuna başlamak istiyorum. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Hikaru Nakamura oynuyor. Ve D4 ile bu güzel oyuna başlıyoruz. At B6, C4, E6. At B3'ten sonra hemen merkeze bir taş koyuyor burada Hikaru. Ve D5 oynuyor. Şimdi CD5'e D5, at C3'ten sonra C6 ile baskı tutuldu. Ve fil F4'e de artık at H5 gelindi. Çok önerilmez çünkü aynı taşla açılışta özellikle hızlı gelişmeniz gerekirken bir kez daha oynuyorsunuz ama amacınız farklı. Buradaki fili kesmeye geliyorsunuz. Fil G3'e gitse de onu keseceksiniz. O yüzden at H5 burada mantıklı. Fil G5'e geldi. Tabii ki hemen onu kesmek istemiyor Carlsen. En azından keseceksem de file karşı fil kesmek istiyorum diyor. Vezir E7, E3 ve burada kısa rok geldi. H3 at D7'den sonra gelişim her iki taraf açısından da devam ediyor. Ve beyazlar rok atmak istiyorlar. O yüzden fil D3 oynadılar ama bu fili vermek istemiyorlar. Çünkü at F4'ten sonra bu fili verirse aslında buradaki at gidip güzel bir şekilde iş yapmış olacak ama fili kaçmaya çalışırsanız da G2 düşecek. O yüzden fil F1 belki de tek hamle. Şimdi burada tabii ki hamle fazlalığı var siyahların. Onu hemen A5'te değerlendiriyor. Vezir C2, B5 ve at E2'den sonra işte burada vezir B4 çıka geliyor. Eğer siz burada vezir D2 oynarsanız bir açmaz var, o yüzden at D3 burada artık alamıyorsunuz. O yüzden at D3'ten sonra şah D1, at B2'den sonra kaleyi kaybediyorsunuz. Bu olmuyor. Vezir B4'e nasıl burada fili D3'ten F1'e tekrar döndünüz? Burada döndüğünüz atı tekrardan C3'e dönmeniz lazım ama insan için çok zor bir hamle, o yüzden at D2 oynuyor. Ama onun karşısında da vezir B2 var. Ve vezir B2'ye almak durumundasınız. Vezir B2 ve at D3'ten sonra çatal atılıyor. Ve buradaki atla beraber, atın işte buradaki çatal hamlesiyle beraber siz piyon kazandınız. Şah C2'ye gitti, at C4. Tabii ki burada atı artık kaldırmak çok zor. Vursanız bir dert, vurmasanız bir dert. Yani at burada güçlü. Vursanız bile geçer piyon oluyor. Ve bir piyon önde kaldı Hikaru. Hemen taşları tabii ki gelişmeye çalışacak her iki tarafta. At F4. At şimdi B6'ya geldi. D2 at geldi. At B3. At A4. Ve burada artık konum çok güzel. Bir de üstüne fil F5 gelecek. Dikkat etmek lazım. O yüzden G4 oynandı hemen. G5'te kovuldu. At tabii ki burada H5'te hiçbir iş yapmayacak ilerleyen zamanlarda, özellikle F5 devamında. O yüzden atı D3'e döndük. Ve şimdi F5'ten sonra H4 oynanıyor. FG4'ü aldı. HG5'i aldı. Evet, H attı açıldı ama bir yandan da bu sefer F attı açılmış oldu. Özellikle filin de F5'e konulmasıyla beraber artık burası siyahlar için çok kolay. Çünkü atlar burada nasıl geziniyor bir bakın. Fil F5'e geldi. Şimdi D3 açmazda olundu. En kötü ihtimalle vurup belki kale F2 bile alabileceksiniz böyle oyunlarda. Ama tabii ki kale H2 ile buna izin vermiyor. Fakat ona da G3 var. Sadece F piyonu değil artık. Burada dolayısıyla E piyonu da zayıf kalmış oldu. FG3 almak zorundasınız ama at E3'e yeniliyorsunuz. Şah D2 bir kez daha at C4'e gitti ve şah D1 buradaki kaleyi oyuna sokamadan şah D1 ile önünü kapatmış olduk. Fil G4 geldi. Fil E2 ama at C3'ün devamında burada fil artık düşüyor. Yani burada şah E1 oynamak lazım. Fil E2 ile kale E2 direkt kazanabiliyorsunuz aslında ama tertemiz kazanmak için de belki de kaleyi E8'e getireceksiniz. At E5'e vurup tekrardan kale E5'ten sonra E2 tertemiz düşüyor. Tutamıyorsunuz bile. Belki at C1 ile tutarsınız ama yani konum o kadar sıkışık kalıyor ki en kötü ihtimalle tabii dönüp bir tane kalite almış oluyorsunuz. O yüzden burada artık oynamak istemiyor ve at C3'e Carlsen terk ediyor ve neler oldu, neler bitti onu sizlere söylemek istiyorum. Hatta onunla ilgili tweetimi de hemen açmış olayım. Nakamura Carlsen'i 14.5-13.5 yendi. 5+1'de Hikaru inanılmaz oynadı ve 4 fark yaptı. Ama 3+1'de Carlsen o farkı 2'ye indirdi ve sonda da beraberliği yakalamasına rağmen Carlsen 1+1'de bir yerde kaybetti. Bir daha kaybetti ve son karşılaşmayı kazanıyordu. Ve bu zamanla oynanıyor bu arada. Hani 30 dakikadan geri sayımla oynuyorsunuz ve karşınızdaki rakip bekleyebiliyor. Bu gayet de yani normal bir şey.
ve Hikaru Nakamura son karşılaşmayı kaybediyordu. Yani 14.5-12.5 iken kaybediyordu ve kaybetti ama süreyi öyle bir ayarladı ki Hikaru, tam süre bitti ve kaybetmiş oldu. Ve bu da bir sonraki karşılaşma yok demek. Belki bir sonraki karşılaşma olsa yine Hikaru berabere yapıp ya da kazanıp yine kazanabilirdi ama sonda böyle bitirmeyi tercih etti. Gayet de bu arada tabii ki yani eleştirenler de var. Ben de canlı yayında çok istedim Hikaru oynasın, son oyuna kalsın, berabere bitirerek fişi çeksin ama tabii ki burada yani böyle bir kural var ve bu kuralı değerlendirebilirsiniz. Gayet hani bu kornere gidip topu tutmak gibi bir şey, gayet de olan bir şey. O yüzden bir şey diyemeyeceğim bu arada. Hikaru Nakamura'nın tabii ki oyununu gölgelemesin. Gayet iyi oynadı ve bunun sonunda da Carlsen'i 14.5-13.5 yendi. Sonunda da Carlsen bu arada rakibini alkışladı ve böyle bir tebrik de etmiş oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Tabii ki 4 saatlik yayından sonra ancak böyle bir video çıkabildi ama sesim kısık. Olabildiğince size olayı anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.